Amerika Birleşik Devletleri'nde ele geçirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda mahkeme kararıyla Türkiye'ye iade edilen Anadolu kökenli 12 tarihi eser Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergiye sunuldu. Müzede oluşturulan alanda sergilenen 2 adet tunç boğa araması, Roma dönemi askeri diploma, Neolitik Hacılar ana tanrıça figürü, Urartu dönemi terrakato vazo, Roma dönemi bronz büst taçlı erkek başı, Kilya tipi mermer idol, Hidya antik kenti kökenli Oinekohe çatal höyük kökenli taş heykelcik, Roma dönemi tetraki heykelbaşı, Perge tiyatrosundan heykelbaşı, Bubon bronz kol ve Septimus Severus heykeli ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eserlerin tanıtım toplantısında kültür varlıklarının korunması ile ilgili tavizsiz politikaların tüm platformlarda aynı titizlikle devam ettirdiklerini söyledi. Ülkemizin farklı bölgelerden kaçak kazılar yoluyla elde edilen, yasa dışı olarak yurt dışına kaçırılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilerek el konulan kültür varlıklarımızdan 12'sinin daha iadesini sağlamış olduk. Manhattan Bölge Savcılık Ofisi, Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi HSI ve bakanlığımız arasında geliştirilen işbirliğinin bir başka başarılı sonucu olarak iadesi sağlanan kültür varlıklarının çok nitelikli eserler olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Bunlardan Perge Antik Kentimizden çıkarılmış 2 heykele ait başlar, bilim insanlarınca yapılan değerlendirmelere göre milattan sonra 3. yüzyılda bulunmuştur. Söz konusu heykellerin gövdelerinin daha erken dönemlerde işlenmiş olduğu ve imparatorları tasvir ettikleri, başların ise genç antik çağda yeniden çalışıldığı anlaşılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flack, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktan ve kültür varlıklarının ülkeye geri gönderilmesiyle ilgili sürecin bir parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.